Geçtiğimiz ayın 17'sinde oldu bu olay, bacağımın yanması. Daha önce de gidiyordum ben oraya ama hani 20-25 yıllık bir hukukumuz var o çalıştığım yerle. Bu işlemi yaptırdığım yerde. Gittim. Daha önce ilk gittiğimde hiç ya yani memnuniyetsiz kalmadım. Bir kız yapmıştı bana, bir bayan, adını bilmiyorum ama çok memnun kaldım. Sonra ikinci gidişimde başka bir bayan vardı ve ısrarla ben o bayanı istemediğimi söyledim. Ve girdik işleme. Ben söyledim, canımın acıdığını söyledim. Dedi ki daha biraz hani bu böyle olur işte bir teninden dolayı falan. Dedi ki ben daha önce bu acıyı yaşamadım. Bacağımı yarım yaptırdım. Sonra dedim ki ben dayanamayacağım, yarım bırakalım. Sonra ben eve geldik 15 dakika sonra bacağımda bir yanma hissettim. Öyle deli gibi bir yanma hissettim. Hani böyle midemi bulandıracak bir acı, bayılacaktım. Çıkardım, bacağım inanılmaz efsane derecede şişmiş ve su toplamıştı 15 dakika içerisinde. Sonra ben o kişilere geri dönüş yaptım telefonla. Dedim ki böyle böyle bacağım, fotoğrafını çektim falan. Dedim hastaneye gideceğim. Hani çok kötüyüm ben. Hastaneye gitmeden önce buraya gelin, doktorumuz, dermatologumuz görsün dediler. Ben de onlara dayanarak onların şeyini oraya gittim. Girdim içeri, doktor odasına bile almadı yani, böyle insanların oturduğu bekleme salonunda. Bacağımı gördü, böyle yaptı, elleri cebinde. Aa dedi, geçer geçer dedi, bir kullan dedi, hiçbir şey olmaz dedi gülerek bana. Ben dedim ki hani böyle o acımla yaşıyorum zaten, hani sadece bir bacağım değil, özel bölgemde de varmış ama o acıyı ben o anda öbür tarafı anlamıyorum. Hepsini bir yaşamışım acını. Sonra ben eve gittim, sürdüm, yok duramıyorum yani, duramıyorum. Sonra bir de aradım, dedim ki böyle böyle. Yine benimle aynı şekilde diyaloğa girdi. İşte geçecek bilmem ne falan diye. Tabii eşimle burada kavga ediyorum, tartışıyorum. Özel bölgem yanmış, evimde bana bakacak kimse yok, eşim çalışıyor. Bu arada sorun da yaşıyoruz hem maddi hem manevi yönden. Hani aramız bozuldu. Yani adam beni gördüğünde bacağımı, yani şey, iğrelti bakıyor bana böyle. Neyse ben dedim ki ben saat akşam 4. Dedim ki ben acile gideceğim artık, dayanamayacağım. İşte bacağımı açtım falan, doktor baktı dedi ki bazı yerlerin birinci tip ama çok derece, inanılmaz derecede bir yan. Yani sen bunu hiç mi hissetmedin? Oradaki dermatolog doktoru sana ne dedi dedi. Doktor muydu dedi, hani gerçekten doktor mu dedi. Oranın orada çalışan bayan aradı, müdür aradı. Karakola gidip ifade vermeden önce lütfen dedi gelin bir konuşalım dedi. Geleceğim, hatta bana dediler ki size paranızı geri ödeme yapacağız dediler. Gelin konuşalım dediler. Çünkü yaptırmadığınız bir işlemin parasını alabilirsiniz dediler. Dedi, biz dedi sizin dedi şeyinizi de sıkıntınızı karşılamak istiyoruz dedi. Peki nasıl olacak bu dedim. Nasıl olacak? İşte dedi sizin kaybınız nedir? Çalışmadığınızın günlerinin kaybı nedir? Bakın dedim, bu benim ikinci hafta, yani ikinci haftaya gireceğim dedim. Ve ben sizin dedim samimiyetinize dayanarak dedim. Ben hiçbir yere gidip başvurmadım, hastaneye gitmedim vesaire yapmadım. En son çare dedim, artık bunu yapmak zorundayım. Ne kadar dedim istiyorsunuz? Dedim ki 6.000 lira verin bana dedim. Hem benim dedim çalışmış olduğum günlerimi, ben dedim özel insanların evine gidiyorum dedim. Hem de dedim özel hastaneye gideceğim, masraflarımı karşılayayım dedim. Çok teşekkür ederiz dedi, hani bizi düşündüğünüz için dedim. Hani mahkemeye gidersek daha kötü olacak durum ve dedim iş yeriniz etiketlenecek dedim, vesaireleriniz olacak dedim. Ben bunu istemiyorum dedim. Aynısı benim de başıma gelmiş olsa ben dedim müşterinin mağduriyetini karşılarım dedim. Ben çıktım. Aradan 3-4 saat geçti. Şeyime bakıyorum, kartıma bakıyorum. Ne yatma var, ne bir şey var. Para, benim kendi paramı dahi yatırmamış. Aradım, dedim ki böyle böyle en azından benim paramı yatırın. Ben de bir özel doktordan 300 lira en azından bir muayene ücreti, onu vereyim. Bana dediler ki karakoldan verdiğiniz ifade, bir de hastaneye gittiğinize dair hastane raporlarınız, faturalarınız, ilaçlarınızın faturalarını. Ben dedim ki ben özel hastaneye gitmedim ki, ben size dedim mağduriyetimi anlattım. Siz de özel hastaneye gidin madem, 6.000 lira istiyorsunuz madem hastane masrafları içinde, biz bunu karşılayayım dediniz. Ben gitmedim ki dedim özel hastaneye fatura git. Siz dedim ben size güvenmişim, buraya gelmişim, beni çağırmışsınız. Siz mi bana güvenmiyorsunuz dedim. Hat bana Sibel Hanım derken kusura bakma diye bir tabirle telefonda beni azarlayarak, size dedi sizin kendi paranızı da ödeme yapamayacağız dedi. Kendi paranızı da size iade edemeyiz deyince, tamam o zaman dedim ben gidiyorum karakola dedim, ne gerekiyorsa dedim, hatta savcılıktan dedim beni doktora gönderecekler dedim, onun da raporunu alacağım dedim. Bundan sonra dedim mahkemede görüşürüz dedim. Çünkü neden, bir sürü kadın müşterilerimiz var ve kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemiyorum. Benim yaz boyunca 6 ay boyunca benim bacağımı güneşi göstermemem gibi bir rapor aldım ben. Bunun telafisi nasıl olacak? Benim maddi manevi iyi, bırakın ben psikolojik olarak bile bozuldum.